Muhteşem Yüzyıl Kösem. Önceki bölümlerde. Naibeliğiniz bitti. Faride Sultan olarak yalnızca haremi idare edeceksiniz. Devlet artık gerçek sahibi. Ben yaşadığım müddetçe nizam değişmez. Ya Sultan Murat bizi düşmanlarınıza teslim ederse? Ben her şeyi göze aldım. İstanbul'a gidiyoruz. Elimde öyle bir şey var ki Sultan Murat bilmek isteyecek. Papa Urbanus Osmanlı'ya karşı ittifak çağrısı yapıyor. İstanbul'da gizli bir cemiyetleri varmış. Papa'nın mektubunda bahsettiği teşkilat Kudüs Şövalyeleri öyle mi? Cizvit tarikatından. Defterin arasından bir pusula çıktı. Rahip Lorenzo'ya yazılmış. Benim yolum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Pusulam bellidir. Kur'an-ı Kerim. Dünyaya gelirsek bir gün inşallah tamamını fethedeceğiz. Aziz Pietro'da, Aziz Stefan'da namaz kılacağız. Lakin sen bunu göremeyeceksin. Allah! Prensesi teslim alamıyorsak eğer, geriye tek bir çare kalıyor. Çek! Bırak! Ölüm. Ne malum casusu olmadı? Katilim işte. Maazallah. Ya hünkârımıza zarar verirse? Nasıl himayeni alırsın? Nasıl itimat edersin? Ya o da oyunun içindeyse? Hünkârımızla ilgili boş hayaller kurma. Sonra çok üzülürsünüz. Siz bunları Sultan Murat'a söyleyin. Beni bırakmayan o. Peki şimdi ne olacak? Diğer kadınlarınız gibi hareminize mi alacaksınız beni? Cariyeniz mi olacak? Prenses var ya, bu bir devlet meselesi. Zinhar daha fazlası değil. Derhal git toparlan. Üsküdar Sarayı'na gideceksin. En kısa zamanda da ülkene yollayacağım seni. Başımıza açtığın dertler kâfi. Hünkârımız ne diyecekler bu işe? Hünkâr oğlum benden haremi idare etmemi istedi. Ben de ediyorum hacı. Merak etmeyin. Sultan Murat mutlaka gelecektir. Hiç bilmiyorum. Belki de bir daha hiç göremeyeceğim onu. Validem, Prenses Farya'yı Üsküdar Sarayı'na yollamışsınız. Lakin Hünkâr abim burada kalmasını istemişti. Çık dışarı Atiki. Ve bir daha sakın huzuruma destursuz gelme. Paralar vakfa gidecek. Mücevherlerimi de hazineme kaldırın. Emredersiniz. Ne? Siz kimsiniz? Nasıl girersiniz içeri? Kes sesini hatun. Acımam. Keserim o güzel boynunu. Ester hatun. Kösem Sultan'ın gözdesi. Bu sandıklardan sende daha çok vardır.
alır. Ne istiyorsanız alır. Lakin bana kıymayın. Kıymayın lütfen, kıymayın. Korkma Ester. Bizden sana zarar gelmez. Tabii dediğimizi yaparsan. Devletli padişahım, Atike Sultanımız gönderdiler. Bayezid, sen saraya git. Ne bu halin? Ne oldu sana? Sipahiler. Firar sipahiler geldi. Alçaklar konağımı bastı. Vallahi canımı zor kurtardım. Ne istiyorlarmış? Kösem Sultan bize verdiği sözü tutmadı. Bizi kandırdı, bizi oyaladı. Bıçakçıoğlu, Cadı Osman, Çamur Rıdvan ve daha nice yoldaşımız onun yüzünden katledildi. Ona de ki, yakında Sultan Murad'ı abi Osman gibi bağlayıp sokaklarda gezdireceğiz. Yerine Şehzade Bayezid'i geçireceklermiş.
Zorluk çıkarma prenses. Yürü. Zorluk çıkartma. Nereye götürüyorsunuz beni? Bana kalsa seni hemen öldürürüm ama Papa Hazretleri sağ salim istiyor. Allah Allah. Hayrola inşallah. Çarşı gene karışmış. Karışmadığı gün mü var be evliya? Doğrusun. Ezafen. Hı. Allah aşkına bak ayaklarıma kara sular indi. Şurada oturup kahve içelim ha. Hünkârım. Madam. Madam. Varya nerede? Bilmiyorum. Kaçtı. Katiller de peşinden gitti. Ne olur ne olur. Kurtarın prensesi. Ne tarafa gittiler? Bu taraftan gittiler. Ya muhterem silahtar ağadan da ses çıkmadı. Rahip meselesi ne oldu acaba? Oho! Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede. Evliya da burada laf anlatsın. Tamam bırak gevezeliği bırak. Hadi daha kiliseleri gezeceğiz. 3 tane kilise gezmemiz lazım. Vay 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 muhterem. Sen ne hevesliymişsin kilise gezmeye yahu. Bu kadar hevesini cami gezmeye saklasan Cenab-ı Hak günahlarını affeder, cennetine kabul ederdi. Tövbe haşa. Allah Allah. Sanki keyfimizden geziyoruz. Ya rahiplerin hepsini tetkik etmemiz lazım. Sultan Murat'ın... Sultan Murat? Sultan Murat, silahtar, kemankeş. Hadise var. Nezafet, koş! Kaçabileceğim sanırım. Ağam. Ağam neyin var ağam? Halk ağam neyin var? Ağam. Gel hele şöyle. Gel. Hatun nerede? Of, kim ağam? Hatun kim? Nerede? Şurada ağam. Resoysuz! Sultan Murat. Sonunda kendi ayağına geldi.
Korkmayın prenses. Benim Siren Paşa. Çarşıda karşılaşmıştık. Hatırladınız mı? Babanın, babanın adamları peşimde. Tamam, benimle gelin. Bir süre şurada saklanalım. Ben yarın ısıtacak bir şey bulayım. Beyazım, kız nerede? Bilmiyorum ağam. Bre kafir! Üç oldu prenses. Üçtür sizi öldürmeye çalışıyorlar. Neden saraydan çıktınız? Üsküdar Sarayı'na gidiyorduk. Birden ortaya çıktılar. Sanki orada olacağımızı bilir gibi. Hünkârım. Fare. Sultan Murat. Buradayım, yanındayım. İyi misin? Yaralı mısın? İyiyim, iyiyim. Sinan Paşa. Sinan Paşa sağ olsun, çok yardım etti. Çarşıda tesadüf ettik hünkârım. Başlarının belada olduğunu anlayınca korumak istedim. Hala. Büyük iş başardın Sinan Paşa. Dile benden ne dilersen. Takdirinizden gayrı lütuf istemem hünkârım. Ah.
Hoş geldiniz Yemişçi Ağa, Kumru Ağa. Hoş bulduk. Vaziyet nedir? Ester Hatun'dan küçük bir ganimet. Aşufte korkudan tir tir titredi. Kösem Sultan yanında almıştır soluğu şimdi. Korksunlar zaten. Kösem Sultan yakında ayağımıza gelecek. Ne istiyorsak yapmaya razı olacak. Buyur. Şeyhülislam Hazretleri. Seyit, oğlum. Baba. Hayırdır inşallah. Asi sipahi ağaları bugün Ester Hatun'un konağını basmışlar. Alenen Kösem Sultan'a gözdağı vermişler. Olacağı buydu. Sultan Murad'ı defalarca ikaz ettim. Lakin o Yahya Efendi'nin aklına uyup hata üstüne hata yapıyor. Bu zorbaların kimseden korkusu kalmadı artık. Öfke afettir oğlum. Ademoğlu dağları devirir de öfkesine mağlup olur. Allah vere de Sultan Murad'ın öfkesi hepimizin sonunu getirmeye. Geç kalmadan bir tedbir almak şart. Sultan Murad'ı durdurabilecek tek kuvvet Kösem Sultan. Valide Sultanım, ben emrim. Firari sipahi ağaları Ester'in konağını basmış. Alenen beni ve oğlumu tehdit etmişler. O it sürüsü hala nasıl dolaşıyor payitahtta? Hünkârımızla biz de üzerlerine gidiyoruz sultanım. Lakin saklanıyorlar. Arka çıkanlar da çok. Bunlar mazeret değil Halil Paşa. Hangi deliğe girdilerse bulup çıkaracaksın. Aksi takdirde ilk senin kelleni alırım. Valide Sultanım. Nasıl olur da bir kadınla başa çıkamazsınız? Elimizden geleni yaptık. Buraya kadarmış. Hatun'un peşinde koşturmaya devam edersek ifşa oluruz. Cornelius Hazretleri. Nerede kaldın? Rahip Lorenzo nerede? Rahip Lorenzo yok efendim. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bulamıyoruz. Yakalanmış olabilir mi? Epey olmuş çıkalı. Doğrusu merak ettim. Hünkar oğlumla ne işiniz vardı? Hünkar abimle dolaştık biraz sultanım. Haber gelince de ayrıldık. Ne haberi? Bir malumatım yok. Saraya dönmemi emrettiler. Müsaadenizle. Ona dikkat edin. Malum Bayezid asilerin gözdesi. Şehzademize itimadım tam sultanım. Hünkârımıza sadıktır. Hainlere fırsat vermez. Olsun, biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Malum, Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Heh, geldi senin balıklar. Getirin, koyun şöyle. Bu koku ne böyle? Bayat mı bunlar? Yok ağam, olur mu öyle şey?
Yeni çıktı denizden valla. Derya kuzusu bunlar, derya. Hay maşallah. Vallahi gözleri parlıyor balıkların. Bu koku ne böyle? Allah! Ne demeye getirirsin be adam bunları buraya? Bilmez misin bu mutfağa haşeret bahriye girmez, giremez, Alman! Yok ağam, sandıklar karışmış. Edepsiz! Şuna bak, gülüyor bir de. Bundan sonra mutfağa sen de giremeyeceksin. Yürü git, götür şunları da, hadi! Hop! Allah! 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 Allah Allah! Ne oluyor yahu? Ortalığı velveleye vermişsiniz. Hiç. Eğleniyoruz öyle. Eğlence bitti. Hünkârımız döndü. Hem de kucağında Prenses Farya'yla. Dedim ama. Sultanım, bu işin sonu kötü dedim. Hünkârımız kızacak dedim. Ulan ne olur, ne olur yardım et. Sadece bir gece olsa yeter. Sultan Murat'ın yüzünü görsem kâfi. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Gel. Valide Sultanım. Hünkârımız geldiler. Hünkâr oğlum kükremeye gelmiş belli ki. Bizi yalnız bırak. Daha bu sabah konuştuk. Prenses sarayda kalacak dedim. Lakin siz arkamı döner dönmez onu yollamışsınız. Benim himayemde olan birini düşmanlarıma nasıl teslim edersiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Benim böyle bir ihanetin içinde olduğumu nasıl aklına getirebilirsin? Ben sadece Üsküdar Sarayı'na yolladım, o kadar. O yüzden mi prensesin yolu kesildi? Zira nereden geçeceğini biliyorlardı. Zaten onu istemiyordunuz. Bu yolla kurtulacaktınız. Prenses Farya gelmiş. Koşun kızlar. Aa, gelmiş mi? Gelmiş mi? Hadi. Tanrı'ya şükürler olsun, kurtuldunuz. Çok korktum. İyisiniz değil mi? Ne olmuş ki Prenses Farya'ya? Geri dönmüş işte. Sultan Murat getirmiş diyorlar. Ayşe Sultan pek üzülmüştür buna. Afitap da perişan olacak. Bu nasıl iş görmek Narin? Prensesin çoktan gitmiş olması lazım. Yanlış yaptık sultanım. Hakikat ortaya çıkacak. Ne yapacağız şimdi ya? Kes sesini, bütün ucunu senden çıkartırım. Hiç kimse bilmeyecek. Yoksa bu bizim sonumuz olur. Karşında kim var senin? Validenim ben. Valide Kösem Sultanım. Ne dün ne bugün devletin aleyhinde hiçbir şey yapmadım, yapmam. Doğru, yapmazsınız. Zira aldığınız her kararın devletin lehine olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi?
Nasıl da öfkeyle bakıyorsun bana. Nasıl da üzüyorsun beni yok yere. Yazık. Seni bu hale getirecek ne yaptım hiç bilmiyorum. Var lan! Tamam. Tamam. İçin rahat edecekse söyleyeyim. Her bir evladımın başı hakkı için yemin ederim ki prensesi o soysuzlara teslim eden ben değilim. Neden Üsküdar'a gönderdiniz? Neden kararımı hiçe saydınız? Valide Sultan olarak vazifemi yaptım. Haremin kaideleri belli. Padişah dayı olsan riayet etmek zorundasın. O halde kaideler değişti. Prenses sarayda kalacak. Ve siz onu teslim eden her kimse bulup önüme çıkartacaksınız. Aksi takdirde vebali sizin boynunuzadır. Farya aklını başından almış senin. Esas düşmanlarını unutmuşsun. Daha bugün asi sipahiler Ester'in konağına baskına gelmiş tehditler savurmuşlar. Size minnettarım. Sultan Murad'a haber vermeseydiniz ben şu an burada olmayabilirdim. Sen de epey direnmişsin. Nasıl bu kadar güçlüsün? Nasıl böyle dövüşebiliyorsun? Bana da öğretir misin? Büyük bir zevkle. Tabii eğer hayatta kalmayı başarabilirsem. Merak etme. Bu işin arkasında kim varsa Hünkar abim yanına bırakmaz. Sultanım. Nasıl bir beceriksizliktir Sinan Paşa? Prenses sağ salim döndü. Saraydan birileri hünkârımıza haber vermiş olmalı. Son anda yetişip kurtardılar. Allah'ım sen bana yardım et. Telaş etmeyin sultanım. Kösem sultanımız sizi koruyacaktır. Ne de olsa emri veren kendisi, öyle değil mi? Sultanım, siz ne yaptınız? Herkesin aklından geçeni yaptım sadece. O bir katil, casus. Sen demedin mi bana bunları? İfşa olursan sakın benim adımı verme. Haşa sultanım, vermem elbet. Lakin siz de beni ifşa etmeyin. Her daim hizmetinizde olur. Sizi korur kollarım. Sultanım. Allah muhafaza. Mecbur kalırsanız eğer benim yerime başka birinin ismini verebilirsiniz. Asi sipahiler Ester'in konağını basıyorlar. Validemi beni tehdit ediyorlar. Ellerini kollarını sallayıp çıkıp gidiyorlar. Derhal izahat ver Mehmet Paşa. Nasıl oluyor bu? Aman vermiyoruz hünkârım. Payitahta ne kadar meyhane, kahvehane, bekar evi, han varsa tetkik ediyoruz. Demek ki kafi değil paşa. Demek ki vazifenizi layığıyla yapmıyorsunuz. Bağışlayın hünkârım. Bundan böyle göz açtırmayacağız hainlere. Gözlerini oyacaksınız. Ciğerlerini sökeceksiniz. Sorgu yok, sual yok. Şüphelendiğiniz herkesin canını istiyorum.
Validen sultanım. Prenses İncirli Köşk'e alındı sultanım. Hekimler kendisiyle alakadar oluyor. Herkes bunu benim yaptırdığımı düşünüyor. Hünkar oğlum dahi. Bir an evvel kimin olduğunu bulmamız şart. Aslında benim şüphelendiğim biri var sultanım. Kim? Hadi. Uyumayacağım, ben oyun oynayacağım. Oyunun sırası mı şimdi Ahmet? Zaten derdim başımdan aşkın. Gel. Sultanım. Valide sultanımız sizi istediler. Gecenin bu vakti. Hayırdır inşallah. Hayır mı, şer mi ben bilemem. Derhal gelmenizi buyurdular. Eyvahlar olsun Narin. Kösem Sultan her şeyi anladı. Telaş etmeyin sultanım, nasıl anlasınlar? Mümkün değil. Ne diye çağırsın ki başka? Of! Aslanım, kalk. Valide sultanımızı ziyarete gideceğiz. Uyu demiştin ama. Şimdi de kalk diyorum şehzadem. Hadi. Kösem Sultan'ın sizi istemediğini biliyorduk. Ama bu kadar da fazla prenses resmen sizi ölüme gönderdi. Bilmiyorum onu. Dediğin gibi hakikaten bu kadar fazla. Neden yapsın? Çünkü o sadece bir sultan değil, bir anne. Oğlunu korumak için her şeyi yapabilir. Kalkma. Nasıl oldun? Ağrınsızın var mı? Sayenizde daha iyiyim. Ben mütemadiyen başınıza bela oluyorum değil mi? Belanın her türlüsüne şahit oldum. Bizzat yaşadım. Fakat ilk defa böylesini görüyorum. Kötülüklerden koruyan yıldız taşım artık yok. Kaçarken kopmuş. Artık güvendesin Fahri. Bir daha kimse sana dokunamaz. Onun sana yaptığı kötülük yetmiyor da... şimdi bir de onun öğütlerini mi dinleyecekmişsin? Ona aman verecek olursan ben de başımı alır giderim. Yılanın başını ezmiş ve kuyruğunu da ayağının altına almışken tutup vücudunu kumaşlarla süslüyorsun. Artık padişahımın yanında duramam. Dünyanın gider bir köşesine çekilir yaşarım. İnşallah oradaki ömrüm de çok sürmez, dedi. Ondan sonra çekine çekine Demir ve Geruh da Turan padişahının yanına gelirler. Sultanım, biz şehzademizle alakadar oluruz. Gel. Valide Sultanım, beni emretmişsiniz.
Sana bir sual soracağım Ayşe. Ve sen bana doğruyu söyleyeceksin. Prenses Farye'yi sen mi ihbar ettin? Zinhar, benimle ne alakası var sultanım? Hakikat er ya da geç ortaya çıkar nasıl olsa. Eğer öyleyse şimdi söyle. Aksi takdirde seni nasıl korurum? Sana nasıl yardım ederim, değil mi? Bağışlayın validem. Ben sadece hünkârımızı korumak için... Sen kimsin Ayşe, sen kimsin? Nasıl böyle bir şeye cüret edersin? Üstelik kabahatin çoğunun benim üzerime kalacağını bile bile. Aklımın ucundan da geçmedi. Bak hala yalan söylüyor. Meleki, al bunu hünkârımıza teslim et. Hayır validem, ne olur yapmayın. Beni ele vermeyin, ne olur yapmayın. Hünkârımız öğrenirse sağ olmaz. Bana acımıyorsanız evlatlarımı acıyın. Ahmet'imi acıyın. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Yıkıl karşımdan, Meleki! Anne? Validem. Alışkınım ben. Bütün çocukluğum böyle geçti. Ağaçların tepelerinden inmezdim. Sonra atlar, kılıçlar. Yaram berem hep olurdu. Annem hiç hoşlanmazdı tabii. Şimdi nasıl, ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bildiğim tek şey... bana ihtiyacı olduğu ve beni beklediği. Yerini söylemen kafi. Paşalarımdan biri gider. Mesele halloluncaya dek emniyetli bir yerde kalmalarını sağlar. İşte eğer başlarında ben olursam çok... Kararım değişmeyecek Farya. Sana bir ordu vermeyeceğim. Doğru. Sizin askerleriniz bir kadından emir almaz. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Umarım vaktinde yetişirler. En doğru kararı verdiniz Valide Sultanım. Ayşe Sultanımız ifşa olursa herkesin canı yanar. Yatsın kalksın torunuma dua etsin. Hayret. Bunca yıl akıllı uslu duran hatun delirdi bir de. Gel. Valide Sultanım. Sabah gel Hacı Ağa. Sultanımız istirahat ediyor. Mesele mühim. Halil Paşa'mızın ulağı geldi. Asi sipahi ağalarından birinin izini bulmuşlar. Kimmiş? Zorbabaşı Kumra. Edirne Kapı'da bir oğlu varmış. Evi göz hapsine almışlar. Geldiği vakit tepesine binecekler. Hünkâr abim prensesin üzerine titriyor. Devlet meselesi diyorlar lakin mevzu başka tabii.
Ne yapıyorsun sen? Ver. Atike, ver şunu. Karışma bana. Bunlar şifa değil. Seni uyutmaktan başka işe yaramıyorlar. Başka türlü dayanamıyorum. Canım yanıyor. Anlamıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edemiyorum. Edeceksin. Çocukken hayrandım sana. Zarafetinle herkesi büyülerdin. Öyle ki bütün kullarımız peşinde pervane olurdu. Ne yalan söyleyeyim, kıskanıyordum seni. O kadar güzeldin ki. Büyüyünce hep senin gibi olmak istiyordum. Oldun bile. İnşallah kaderim benden güzel olur. Her şey bitmiş gibi konuşma. Senin kaderin bu değil. Belki başka birini sever. Saadeti, teselliyi onda bulursun. Benden geçti artık. İnşallah sen mesut olursun. Bir gün ıskaladığını görmedim. Kemankeş, namının hakkını veriyorsun. Herkesin bir meziyeti var. Benimki de bu. Kösem sultanımızla aranız nasıl? Varlığımdan pek hoşnut değiller. Lakin vaziyeti idare ediyorum. Sen yine de ihtiyatlı ol. Kösem sultanımıza yakın olmak zordur. Kudretiyle büyüler insanı. Tesir altına alır. Sen beni başkalarıyla karıştırma. Ben kimsenin tesiri altına girmem. Ben yine de ikaz edeyim de. Bundan böyle gördüğün, işittiğin ne varsa evvela gelip bana söyleyeceksin. Silahlara ben emirleri doğrudan hünkârımızdan alırım. Ve ancak kendilerine hesap veririm. Kemankeş ağam. Valide Sultanımız arabasının hazır edilmesini emrettiler. Ayşe söyle, ne derdin var? Benim senden başka ne derdim olur? Günüm sensin, gecem sen. O halde neden yüzün soluk senin? Uyku tutmuyor. Gözüm yollarda, seni bekliyorum. Yükün arttı biliyorum. İzin ver yanında olayım.
Bilhassa etrafımızı hainler kuşatmışken. Ben evlatların anasıyım. Benden daha çok güvenebileceğin kim var ki? Ne güzelmiş bu. Şehzadem nasıl? Seni sual edip duruyor. Lakin merak etme. Saati yerinde. Hanzadem de öyle. Gözüm gibi bakıyorum onlara. Şüphem yok. Kumru Ağa. Gel. Biz de oğlum Mehmet'le muhabbet ediyorduk. Pek akıllı bir delikanlı maşallah. Sultanım ben... Mehmet hadi oğlum sen aşağı in. Bizim babanla konuşacağımız hususi mevzular var. Oğlumun bir günahı yok sultanım. Allah aşkına ona zarar vermeyin. Affınıza sığınıyorum. Af yok. Sen ki hanedana Ali Osman'a ihanet etmiş bir alçaksın. Şüphesiz cezanı çekeceksin. Oğluna gelince. Eğer yaşamasını istiyorsan bana diğer hainlerin yerini söyleyeceksin. Bayrampaşa, her seferinde söylüyorum. Bütün kuvvetinizle saldırın diyorum. Gücünüz kafiyse mağlup edin diyorum. Lakin beni dinlemiyorlar. Haşa, kimin haddine devlet bu? Usuller icabı çekinir, imtina ederler. Hünkârım. Kabul buyurursanız... Sizle güreş tutma şerefine nail olmak isterim.
madem öyle. Geç karşıma Mirağur. Geç de görelim hikmetini. Sübyan Mektebi'ne yazdırın. Masrafları şahsi hazinemden karşılansın. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Hünkârımızın bu meseleden haberdar olması gerek. Saklayacak değilim kemankeş. Değil misin paşam? Hünkârımız kabul etti. Nedir şehzadem? Validemin hasta olduğunu söyleyince izin verdi. Yıllar sonra saraya geri dönecek. Nihayet. Gülbahar Sultanımız buna çok sevinecek. İnşallah Kösem Sultan'ın haberi yoktur. Zira mani olur. Söyler miyim hiç? Hoş. Hünkâr abim kararı verdi. Başkasını dinleyeceğini sanmıyorum. Gerçi bu halleri beni tedirgin etmiyor değil. Daha dün bir rahibi yedi kulenin surlarından aşağı attı. Rahip mi? Evet. Lorenzo adında bir hain. Kudüs şövalyelerine mensupmuş. Sorguya aldılar. Konuşmuş mu gafil? Ne anlatmış? Şehzade Hazretleri, Sinan Paşa'm. Hünkârımız derhal gelmenizi emretmekte. Sana boşuna deli dememişler Mirağur. Cesaretin takdire şayan. En ufak hareketinde kellen giderdi. Lakin yaman dövüştün. Bileğin kuvvetli, çeviksin. Yolumuza canım feda. Hünkârım. Gel Sinan Paşa, gel.
Engereklerin, çıyanların içinde kalmışız paşa. Kim dost, kim düşman belli değil. Lakin sen onlardan değilsin. Öyle değil mi? Benden yana bir şüpheniz olmasın hünkârım. Ben her daim size sadığım. Şüphem yok elbet. Sen benim nişancı mısın? Devletimin en gizli evrakı dahi senin elinden geçer. Zaten bu yüzden çağırdım seni. Bir ferman yazacaksın. Gizli ve süratli bir şekilde Bosna'ya gidecek. Abaza Mehmet Paşa'ya. Prenses Fariye ile ilgili. Dikkat et Elif. Hava serin, üşütmesin aslanım. Gözünü de üzerinden ayırma. Emredersiniz. Fakat Atike Sultanımız pek ısrar ettiler gelmeniz için. Sen de gel anne. Ne olur korkuyorum ben burada. Ne korkması oğlum? Nereden çıktı şimdi bu? Ben sarayımızı özledim. Oraya dönelim. Selim'im, ciğer Bahrem. Zinhar korkmayasın, çekinmeyesin. Burası da bizim sarayımız, evimiz, yuvamız. Hiç kimse sana zarar vermez burada. Veremez. Zira damarlarında benim kanım akıyor. Dışlıklarımı hazırlayın. Ben de çıkacağım aslanımla. Atlara götür beni Elif. Atlara bakacağım. Başka bir gün gideriz Sultanzadem. Şimdi as bahçede dolaşacağız. Oyun oynayacağız. Sultan. Geçmiş olsun. Başına gelenler hepimizi ziyadesiyle üzdü. Zira canım bize emanet. Umarım kim yaptıysa bir an evvel ortaya çıkar. Ve cezasını çeker. Epey düşman edinmişsin. Güçlü düşmanlar hem de. Kardinal katili olmanın bazı bedelleri olacak elbet. Ben razıyım sultanım. Ailemi korumak için her şeyi yaparım. Tıpkı sizin gibi. Emniyetin için bir müddet burada kalmanı uygun gördük. Sonra sağ salim ülkene döneceksin. Senin de tek arzun bu. Öyle değil mi? Evet. Tek arzum bu. Valide. Nedir o elindeki? Hünkârımızın Prenses Fariye'ye hediyesi sultanım. Allah Allah. Şimdiye kadar bir hatuna hediye yolladığını ne gördüm, ne de işittim. Yasak meyve tatlı olurmuşsun. Okuyun Şehzadem. Elif. Elif, B, T, S, Cim, H, H, K, Ala, H, Del, Zel, R, Z, H, Dal, Yel. Şehzadem nasıl? Keyif pek yerinde değil. Terse girmek istemedi. Wow.
yüce padişahımızın size hediyesidir. Sultan Murat hep beni şaşırtıyor. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamak çok güç. Aranızın düzelmesine sevindim. Ama annenizin yerini söylemeniz ne kadar doğru onu bilemedim. Ona güveniyorum bunu. Peki ya yanındakilere? Prenses, dün başımıza gelenler ortada. Eğer bu bilgi onlara ulaşırsa... Başka çarem mi var? Ordu istiyorum vermiyor. Gitmemi de istemiyor. Ben başka ne yapabilirim ki? Fa kaf kef. Baba? Ahmet'im. Ne olur gidelim. Ben ders istemiyorum. Hiç bitmiyor. Bitmez elbet şehzadem. Ama siz herkesten daha çok çalışmalı ve öğrenmelisiniz. Öğrendim zaten silahtar. Hoca aynı şeyi okutup duruyor. Hoca efendi bugünlük kâfi. Sonra devam edersiniz. Emredersiniz hünkârım. Yemeği birlikte yiyelim mi? Yaşasın. Annem de gelsin. Birlikte olalım. Dün gece çok üzüldü. Çok ağladı. Ne oldu, neden? Valide sultanımızı vurdu ona. Nasıl yaparsın dedi, çok kızdı. Ahmet nerede? Niye onu getirmedin Ayşe? Oynarlardı Selim'le. Derse gitti sultanım. Biter bitmez Narin getirir. Biraz dışarı çıkalım, hava alalım, sohbet edelim dedim ama... ...ikinizin de ağzını bıçak açmıyor. Zaten senin zorunla çıktım. Bir de gönlünü eğleyemeyeceğim Atike. Fena mı ettim? Kaç gündür odana kapadın kendini. Yüzünden düşen bin parça. Hoş. Sen eskiden de öyle pek suratsızdın. Şöyle gül biraz. Prensesin ne işi var burada? Ben çağırdım Ayşe. Bir mahsuru yoktur herhalde. Sultanım. Hoş geldiniz prenses. Ablam Gevherhan'la tanışın. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Buyurun. Ne zaman başlıyoruz derslere? Siz ne zaman isterseniz. Ne dersi Atike? Prenses kılıç da pek mahir. Erkekler bile yenemiyor onu. Bana da öğretecek dövüşmeyi. Daha neler. Validen böyle şeylerden hiç hoşlanmaz. Biliyorsun. Bir kadının ne işi olur kılıçla dövüşle? Tabii eğer gizli emeller için hususi yetiştirilmediyse. Buraya neden geldiğim bir sır değil. Herkes biliyor. Gizli hiçbir emelim yok. Hmm.
Silahtara. Bağışlayın sultanım. Rahatsız ediyorum lakin... Hünkârım sizi görmek istediler. Müsaadeniz. Elif, Selim nerede? Az evvel buradaydılar sultanım. Selim? Selim? Selim nerede? Ağalar, dağılın etrafa. Her tarafa iyice bakın. Allah'ım Selim, neredesin? Geveren, telaş etme. Buluruz şimdi. Saklanmıştır bir yere. Selim, neredesin? Selim! Selim! Gel. Hünkârım. Validem, babam söz verdi. Birlikte tersaneye gideceğiz. Gemileri göreceğim. Öyle değil mi baba? Öyle. Aslanım, sen dairene git. Validenin bana anlatacakları var. Ağlar. Ne oluyor Murat? Benim anlatacak... Ayşe sen ne yaptın? Ne yaptın da validen vurdu sana, bütün gece ağlamışsın? Ben ne yapabilirim? Yüzüme bak. Fahriye'yi senin ihbar ettiğini biliyorum. Ne işiniz var burada hem de tek başınıza? Selim! Aklım başımdan gitti. Nereye kayboldun sen? Atları bakmaya gelmiştim. Çok şükür bir kaza olmadı. Eksik olma silahtar. Elif. Aslanımı daireye götür. Geliyorum ben de. Silahtar. Silahtar.
Hayır, hayır ben bir şey yapmadım. Kim ne dediyse yalan. Ne olur inanma onlara. İftira atıyorlar, kuyumu kazıyorlar. Kim iftira atacak sana Ayşe? Oğlun mu? Ahmet'in mi kazıyor kuyunu? Bağışla beni ne olur. Ben senin için yaptım. Ben her şeyi senin için yaptım. Evlatlarımız için yaptım. Sizleri korumak için. O hatun bir katil. O hatun bir hain. Kalk! Asıl hain benim irademi hiç kesemez. Asıl hain düşmanlarımla birlik olandır. Sen bana ihanet ettin Ayşe. Sen bana ihanet ettin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Şuracık da alırım senin canını. Geldiğimi haber edin. Ağlar! Elimden bir kaza çıkmadan al götünü şunu şurada. Ne oluyor burada? Validen ben size ne dedim? Her kim bu ihaneti yaptıysa getirip önüme çıkartacaksınız dedim değil mi? Siz ne yaptınız? Sakladınız yine. Her zamanki gibi sakladınız. Lalezar. Sultan'a dairesine kadar eşlik etti. Dairesine değil. Bitti. Artık sarayımda istemiyorum bunu. Eşyalarını topla. Eski saraya sürüyorum seni. Dua et evlatlarım var. Yoksa şuracıkta alırdım senin canını. Yalanın içinde yaşamışım yıllarca. Paşa herkesi kandırdığı gibi beni de kandırdı. Yok yere herkesi itham ettim. Kırdım, üzdüm. Seni de öyle. Sultanım. Dinle. Sana haksızlık ettim. Oysa senin hiçbir kabahatin yoktu. Zannedersem acısını birinden çıkarmak istedim. Ve o kişi de sen oldun. Üzüldüğüm doğru sultanım. Lakin kendim için değil, sizin için üzüldüm. Zira bunları asla hak etmediniz. Geveran. Ne yapıyorsunuz siz burada? Selim nerede? Selim'i hareme gönderdim. Silahtar sağ olsun buldu onu. Teşekkür ediyordum. Silahtar, ne konuştunuz Geveran'la? Tatsız bir şey söylemedi değil mi? Malum olanlardan seni de mesul tutuyor. Bir şey konuşmadık sultanım. Teşekkür ettiler sadece. Âlâ. Aşk acısı yüreğini fena yaktı. Çok zor olmalı. Allah düşmanımın başına vermesin. Amin. Bu arada Hünkar abim Ayşe Sultan'ı neden çağırdı silahtar? Bizzat sen haber verdiğine göre mühim bir mesele olmalı. Çekil.
Bırak beni, kendim giderim. Nereden çıktın sen? Geldin her şeyi mahvettin. Senin yüzünden hayatım darmadağın oldu. Allah kahretsin seni! Defol git bu saraydan. Nereden geldin sen, oraya git. Senin yüzünden kovuldum. Bir katile, haini teslim ettim diye kovuldum. Herkesi kandırabilirsin. Ama beni asla. Kendi elinde bulacağım sultanım, seni. Sultanım, sultanım! Allah aşkına, ne olur, ne olur. Ne olur, deli. Yardım edin. Oğlum. Ayşe bir hata etmiş. Aşk kimlere ne hatalar yaptırıyor. Lakin pişman olmuş, hatasını anlamış. Sana düşen onu bağışlamak. Ne hatası vardı? Alenen ihanet etti. Kendince seni Farya'dan kıskanmış, o kadar. Hem prenses sağ salim döndü saraya. Kimse zarar görmedi. Sen de affet, kapansın bu mesele. Af yok. Derhal gidecek. Oğlum sen ne diyorsun? Ayşe senin baş hasekin. Evlatlarının anası. Onu düşünmüyorsan torunlarımı düşün. Bu yaşta anasız mı kalacaklar? Yalnız bırakın beni. Devletlüm. Ayşe meselesi çözülür. Şimdi daha mühim bir konumuz var. Ester'in konağını basan firari sipahilerin yerini tespit ettim. Neredeler? Siz nasıl öğrendiniz bunu? Bunca yıldır devleti nasıl yönettiğimi sanıyorsun? Gel. Sultanım. Hünkârımız saraydan kovdu beni silahdar. Eski saraya sürdü. Hem de o katil yüzünden. Bir şey yap. Mani ol buna. Elimden geleni yaparım sultanım. Lakin bir faydası olacağını sanma. Kabahatiniz büyük. Öyle ki hepimizin boyunu aşar. Şimdi olmaz silahdar. Bana yüz çeviremezsin. Yardım edeceksin. Sultanım. Eğer size yardımcı olmam istiyorsanız bana hakikati olduğu gibi anlatacaksınız. Prensesin saraydan çıktığını kime söylediniz? Emri kime verdiniz? Nasıl ulaştınız o hainlere? Servet Ağa var. Baltacı bölüğünden. Elçi Ağa'nına haber yolla dedim. Hepsi bu. Kime gitti, ne yaptı hiç bilmiyorum. Ne olur silahdar. Bana senden başka kimse yardım edemez. Rahip Lorenzo'nun akıbetini öğrendim. İfşa olmuş. Sorguda konuşmayınca da Tanrım günahlarını affet. Başka kimseye ulaşmışlar mı?
Hayır. Lakin ben öyle bir bilgiye ulaştım ki Rahip Lorenzo'nun intikamını alacağız. Prenses Faria'nın annesinin yerini öğrendim. Güzel. Hemen Prens İstvan'a haber yolla. Gerekeni yapsın. Gel. Hünkârım. Az evvel Ayşe Sultanımızla konuştum. Emri baltacılardan bir ağaya vermişler. Derhal yakalayıp sorgu sual edeceğim. Valideme de söylemiş. Ne eyleyelim ki ağamız sırra kadem basmış. Hünkârım, Ayşe Sultanımız... Sakın! Bana onu müdafaa edeyim deme silahlar. Hazırlığını yap. Çıkıyoruz. Validem sipahi ağalarının yerini tespit etmiş. Kumrağa gelmedi hala. Başına bir iş gelmiş olmasın. Ağzına hayır aç Sara. Ona bir şey olmaz. Birazdan gelir. Ben bir su dökmeye gidiyorum. Ben de geliyorum. Ester Hatun'u niye getirmediniz? Gönlümüze eğilerdik şimdi. Düşünmedim değil ha. Hatun fena. Aha, ateş parçası ateş. Devletlüm nerede kaldı? Hala bir haber yok. Aklıma kötü şeyler geliyor, Allah'ım esirgesin. Müsteliyon mu sultanım? Hünkârımız pek kudretli. O münafıkların hakkından gelir. İnşallah sultanım. Ayşe nasıl oldu? Zor teskin ettik sultanım. Hayret ettim. O sessiz sakin sultanımız gitti. Yerine aslan geldi. Prensese saldırdı. Vallahi güç bela zapt ettik. E boşuna dememişler sessiz atın çiftesi pek olur diye. Hünkârımızın kararını işitince ne yapacak acaba? Yaşadığına şükretsin. Validem. Hmm,
Yaptıkların yetmezmiş gibi bir de prensese saldırmışsın. Bir anda karşımda görünce ben... Hepsi onun yüzünden validem. O hatun hepimizi felakete sürükleyecek. Sen karışmasaydın şimdi Üsküdar Sarayı'nda olacaktı prenses. Ama sen ne yaptın? Kendi ellerinle oğlumun kucağına attın. Bu saraydan ölüm çıkar valide. Şehzademden, hünkârımdan ayrılmaktansa canıma kıyarım daha iyi. Tamam tamam, oğlum kararından vazgeçti. Burada kalıyorsun. Lakin affetmiş değil. Bundan böyle seni görmek istemiyor. Kemalkeş, sen bilirsin. Kösem Sultanımız bunların inini nasıl öğrendi? Valide Sultan bu. Herkesin zaafını bilir. Oradan yakalar. Dikkat et. Sen de zaaflarının kurbanı olmayasın. Hünkârım. Hiçbiri konuşmadı lakin merak etmeyin, er ya da geç hepsini öğreneceğiz. İnşallah. Silahtar, sen Ester Hatun'a git. Sandıkları teslim et. Emredersiniz. Siz de sarı ve yemişçi bulunana kadar gözünüzü dört açın. Prenses, ağlara sordum. Sultan Murat saraya dönmüş. Nihayet. Geveran. Dalmışsın uzaklara. Sıcaktan içim geçmiş.
Ester Hatun'un bir misafiriniz geldi. Kimmiş gece vakti? Hünkârımızın has odabaşı Silahtar Mustafa. Silahdar Mustafa. Ester Hatun. Hep görürdüm sizi sarayda. Lakin tanışmamıştık. Kısmet bugüneymiş. Doğrusu merak ettim. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Size ait olan bir şey getirdim. Sandıklar nasıl olur? Konağınızı basan hainler. Cezalarını çektiler. Ayşe Hatun'un başına gelenleri işittin mi? Aşık Hatun'dan korkulur. Sen nereden biliyorsun aşkı meşki acaba? Sen farkında değilsin lakin. Büyüdüm ben. Evlilik vaktim geldi de geçiyor bile. İnşallah seninki gibi bir evlilik olmaz. Öyle demek istemedim. Ben validemin seçtiği biriyle değil de kendi kalbimden geçen biriyle evlenmek istiyorum. O manada söyledim. Var mı kalbinden geçen biri? Yok, yok. Yok tabii. Kösem Sultanımızla hali yakınsın. Sana itimat ediyor. Belli ki dostluk bağı var aranızda. Öyle. Bizi birbirinizden daha iyi kim anlayabilir? Ne de olsa aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı kader? İkimiz de umurumuzun baharında yapayalnız kaldık. Her zorlukla bir başımıza mücadele ediyoruz. Yalnızlık çok zor. Bilhassa bir kadın için. Zordur herhalde. Sana göre hava hoş tabii. Namını işittim. Her çiçekten bağlayılırmış.
sadece hoş kokulu ve güzel çiçeklerden. Hayırlı geceler. Gel. Hünkârım, Lalezar Kalf'a geldiler. Huzura kabul beklerler. Gelsin. Hünkârım, Prenses Farya ısrarla sizinle görüşmek istiyorlar. Ben kendilerine müsait olmadığınızı ilettim lakin... Gelsin. Sultanım yapmayın. Gitmem lazım Nari. Onu görmem lazım. Yoksa aklımı kaçıracağım anlamıyor musun? Sultanım bana düşmez ama yangına körükle gitmek olmaz. Hünkârımız size hayli öfkeli. Daha fazla canınız yanmasın. Gel. Hoş geldin Fare'ye. Umarım rahatsız etmemişimdir. Bu zarif hediyenizden ötürü çok teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Bugün olup bitenler için özür dilemeye geldim. Ne özürü? Anlamadım, niçin? Saraydaki varlığımın herkesi huzursuz ettiğinin farkındayım. Ve bu beni çok üzüyor. Bütün bunlara sebep olmak hiç istemezdim. Belki de en iyisi gitmem. Burada mahcup olması gereken kişi sen değilsin. Bu mevzuda bir kabahatin yok. Üstelik neredeyse canından oluyordun. Canım size emanet. Ve beni koruyacağınızdan hiç şüphem yok. Ama... Hiçbir yere gidemezsin Fare. Burada, yakınımda kalacaksın. Ki güvende olduğunu bileyim. Ne kadar yakınımda olacağım. İzin verdiğim kadar. Neyse ki... izin istemek gibi bir huyum yok. Gidelim. Haberim olmadan buraya gelmesin bir daha. Ortalığı kan götürdü demek. Ya o gafiller ah vah edip aman dilediler ama ne fayda? Men dakka dukka. Tövbe estağfurullah. Koyma şunu benim önüme kanatsız. Allah Allah. Yahu içmeyeceğim. Oo, silahtarım hoş geldin. Ben siz sofra kurdunuz demek. Biz sen gelmezsin sanıyorduk. Estar hatunlaydın ya. Herkesi kendin gibi sanma. Her kuşun eti yenmez.
bir kere Ester Hatun, Kösem Sultanımızın sağ kolu. Ateşten gömlek. Giyebilene maazallah. Silahlar ağamda, padişahımızın sağ kolu. Çok doğru söyledin. Doğru söylemedim mi? Çok güzel. Çok dikkatlisin. Gerçekten öyle. Gerçekten. Ağlar, Latife'yi bırakalım. Tabii. Kiliselerden haber var mı? Ağam, her gün dolaşıyoruz. Malumat topluyoruz. Henüz gözümüze çarpan bir şey olmadı. Gel. Hoş geldiniz. Senin için endişelendim aslanım. Hainlerle aynı bulmuştur inşallah. Sayenizde valide. Fakat merak ettiğim bir husus var. Ester'in konağına gelen asi sipahi Kumru, sizi neyle tehdit ettiğini söylemediniz. Her zamanki tehditler. Olduğu gibi söyleyin. Seni tahttan indirecekmiş gafiller. Sonra merhum abin Osman gibi. Allah'ım esirgesin. Buna kimsenin kudreti yetmez oğlum. Sana söz veriyorum. Ben yaşadığım müddetçe taht senindir. Taht zaten benim validem. Siz olsanız da olmasanız da benim. Piyasa meyhaneleri, kahvehaneleri dolaşın. Esnaf loncalarına gidin. Her yerde güvenebileceğimiz bir adamımız olacak. O da kim ne konuşuyorsa bize anlatacak. Hünkârımız her şeyi bilmek istiyor. Aa, meyhaneleri o dolaşsın. Neden? Ben müezzinim. Unutmuşum ben. Müezzin olduğumu mu? Hmm. Tövbe estağfurullah. Ağam şimdi bir gören olur falan, maazallah pederime söyler. Ondan sonra yandı gülüm keten elvam. Babam bir öğrenirse beni rahmetli anamın yanına gönderir. Senin pederin Mehmet Zilli Efendi hepimizi ananın yanına gönderir. Maşallah var, kaç yaşında? Valla biz ailecek 102,5'tan sonra saymayı bıraktık. 102,5 mu? Gerçek yaş. Biraz yubala diyorsun gibi geldi bana. Benim dedem derdi ki kim buçuklu söyler yalan söyler. İnşallah babana çekmemişsindir. Yoksa senden hiç kurtulamayız. Ne oldu? Uçarak, kanat takarak kaçmayı düşünüyordun. Evet, senden kaçmak için uçmaya çalışıyorum burada. Yaşanan hadiselerden sonra görüşme fırsatımız olmadı. Saltanat naibeliğinizin sona ermesi beni ziyadesiyle üzdü. Hünkaroğlum böyle münasip gördükten sonra bizlere laf düşmez. Vakit vakte benzemez. Firari sipahilerin gözleri dönmüş. Maazallah, bugün Ester Hatun'un konağını basmaya cüret edenler, yarın bizim de kapımıza dayanır. Evet, tavsiyeniz nedir? Gece o ki mum kafi değil. Bize gündüz gerek, güneş gerek. Devletin üzerinden elinizi çekmeyin sultanım. Hünkârımızın sizin tecrübenize ihtiyacı var. Zira yanındakiler doğru yolu göstermekten aciz. Ben her demin, her devranın sultanıyım Ahizade Efendi. Ne zaman devleti sahipsiz bıraktım? Gece ise gece, kışsa kış. Thank you.
Var dilisi. Acıktın mısın? Mercan. Hüseyin, nesi var bunun? Bu ara biraz huysuz hünkârım. Lakin alakadar oluyorum. Gözüm üzerinde. Hünkârım. Sinan Paşa. Abaza Mehmet Paşa'ya yolladığın ferman gitti mi? Yolladım hünkârım. İcabına bakacaktır. Prens İşvan'dan geldi. Daha evvel yolladığınız mektuba nihayet cevap yazmış. Geehrter Sultan Murat. Ekselansları Sultan Murat. Maalesef yeğenim Farya'nın ülkenize kaçarak size sığındığını öğrenmiş bulunuyorum. Onun tek bir amacı var, tahtımı ele geçirmek. Bu amacına ulaşmak için kardinali bile öldürmekten çekinmeyen bir katili nasıl koruyabilirsiniz? Biz yıllardır anlaşmamız gereği Osmanlı Devleti'ne yalnızca dış işlerimizle bağlıyız. Farya Bentlen ise kendi iç meselemiz olduğu için kimseye herhangi bir açıklama yapmak zorunda değil. Bu nedenle yeğenim Farya'yı ülkeme geri göndermenizi saygıyla arz ederim. İşvan denen soysuz, ülkenin, sarayının, üzerinde oturduğun tahtın dahi sahibi ben iken sen ne cüretle bu lafları edersin? Seni azledildim. Artık prensliğin bitmiştir. Şayet emrime uymaz, af dilemez, düşmanlarımla işbirliğine devam edersen kılıç kınından çıkar, taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmaz. Ve bil ki seni ne papa kurtarabilir, ne de arkasına sığındığın o müttefiklerin. Königin. Kraliçe Catherine. Uzun zamandır görüşmemiştik. Beni özlediniz mi? Benden ne istiyorsun? Kardeşim için her zaman çok fazlaydın. Ama onu öldürdüğüme göre aramızda hiçbir engel kalmadı. Artık birlikte olabiliriz. Sana kaybettiğin her şeyi geri verebilirim. Bunu bir düşünsen iyi edersin. Şunu zindana atın. Rakoçi. Majesteleri. Şu çocuğa bir mektup yazalım. Sultan Murat'a. Kim olduğumuzu öğrenmesi gerek. Sultan Murat. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturayım. Ben prens değil. Ben Macaristan'ın kralıyım. Tanrı'nın yardımıyla ülkemi sizin barbar ellerinizden kurtaracağım. Ülkem hür ve güçlü olacak. Daha dün annesinin eteklerinin altında saklanan zavallı bir çocuğun önünde diz çöküp bağışlanmayı dileyeceğime ölmeyi tercih ederim.
İşvandara ne olacak? Kendi ölüm fermanını elleriyle yazmış. Derhal hazırlığınızı yapın. Sefere çıkıyoruz. Bizzat ben alacağım o hainin kellesini. Renge bak sen. Ha, evet. Ha, çok güzel. Yakışmaz mı hiç? Ama bu renk kaçar mı? Güzel. Bak, bunun rengi çok güzel. Ay, bana çok güzel. Evet, çok güzel. Kızlar, siz bunlara baka durun, ben geliyorum. Tamam. Tamam. Prenses var ya. Evet. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Siz kimsiniz? Bunu hatırladınız mı? Annemin broşu. Ne arıyorum sende? Anneniz. Temeşvar'daki eski kalede yakalandı. Şu an Prens İşvan'ın elinde. Ve hayatı size bağlı. Canını alırım senin. Konuş. Kim yolladı seni? Ben yalnızca elçiyim prenses. Eğer bana zarar verirseniz annenizi bir daha asla göremezsiniz. Prenses, ne olur yapmayın, anneniz. Ne istiyorsun benden? Sultan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İçerisi selamlık değil kemankeşa. Harem, sen dur. Ben sizi burada bekliyorum sultanım. Mehmet Paşa. Valide Sultanım. Padişahımız Seferi Humayun kararı aldılar. Ordunun başında bizzat gidecekler. Erdal Prensi İşvan üzerine. Nereden çıktı bu? Haddini aşan bir mektup yazmış. Padişah efendimiz doğru bir karar verdiler sultanım. İşvan denen melun öyle laflar etmiş ki katli vaciptir. İşvan ölmeyi çoktan hak etmiş. Benim endişem hünkâroğlumun bizzat gidecek olması. Bu mektubu onu kışkırtmak için yazmış aşikar.
aslanıma tuzak kuruyorlar. Hakkı haliniz var sultanım. Bosna'daki Abaza Mehmet Paşa bu işi halledebilir. Sultanım, padişahımızı nasıl ikna ederiz? Karar verildi bir kere. Siz ne güne duruyorsunuz paşalar? Bunca yıllık tecrübenizle konuşup ikna edeceksiniz. Emredersiniz sultanım. Zira ben ne desem tersini yapıyor bugünlerde. Adım gibi eminim. Devlet-i Aliye'ye oyun kuruyorlar. Lakin bu oyunu bozacağız. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız şehzadelerle birlikte dışarıdalar sultanım. Gel. Aferin İbrahim. Yakında hepimize geçeceksin. Kalsın mı geçeyim kafi hünkârım? Yoksa dilinden kurtulamıyorum. Atım uysuzlandı atım. Yoksa? Hep bir bahanen var zaten Kasım. Bugün bir karar aldım. Benden duyun istedim. Erdel'e sefere çıkıyorum. Sefere mi çıkıyorsunuz? Henüz değil sultanım. Hazırlıklar vakit alır. Ancak baharda çıkarız. Bahara kadar vaktimiz var diyorsun yani. Ya sonra? Sefer uzun sürer. Aylar, belki yıllar geçer. İnşallah zaferle dönelim de. Ne zaman olduğu mühim değil. Benim için mühim silahlar. Ne yapacağım ben burada? Hünkâr abim yok. Sen yoksun. Bir an evvel dönmek için elimden geleni yaparım sultanım. Lakin kader bu. Bizi neler bekliyor bilmek güç. Umalım ki bizi bekleyen saadet dolu bir istikbaldir. Sefer kararınıza memnun oldum. Vakti geldi. Malum padişahlarımız uzun yıllardır sefere çıkmıyordu. Hayırlara vesile olsun hünkârım. İnşallah ilk zaferinizi alıp sağ salim dönersiniz. Amin. Biz de gelecek miyiz? Henüz karar vermedim. Bilahare konuşuruz bunu. Bayezid. Validen yola çıktı mı? Ne vakit gelecek? Sayenizde kısa zamanda burada olacak. Beni kırmayıp izin verdiğiniz için size müteşekkirim. Annem için çok kıymetliydi. Aile yadigarıydı. Bir gün bunu sen taşıyacaksın derdi. İstediklerini yapacak mısınız? Yapamam. Sultan Murat beni korudu. Himaye etti. Onca iyiliğinden sonra. Thank you.
istemiyorum, onu yapamam. Elbette sizi hiçbir şeye zorlayamam. Ama unutmayın, annenizi kurtarmanın tek yolu bu. Söylediklerimi unutma İster. Gözün kulağın açık olsun. Merak etmeyin sultanım. Bu ne cüret? Ne işin var senin burada? Bağışlayın. Söyleyeceklerimi kimsenin işitmesini istemedim. İçeride paşalarla görüştüğünüzü biliyorum sultanım. Sana izahat mı vereceğim? Ne yapacaksın? Oğluma mı şikayet edeceksin? Siz ne yapacaksınız sultanım? Öyle mi devam edeceksiniz? Siz oğlunuzu padişah olarak kabul etmezken başkaları neden etsin? Sen bana akıl mı veriyorsun? Derhal in aşağı. Emin olun, hünkârımızın etrafında sizden daha fazla itimat edebileceği biri yok. Eğer birine danışacaklarsa, birinden fikir alacaklarsa, bu neden siz olmayasınız, sultan? Sür şu arabayı! Şehzadem. Validem. Kalsın. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sizi görmek istedim validem. Bugün Hünkar abim ve kardeşlerimle at bindik. Öyle bir şey öğrendim ki, doğrusu nasıl müsaade ettiğiniz hayret ettim. Ha, Seferi diyorsun. O mesele... Yok validem, o değil. Gülbahar Sultanı diyorum.
Yakında saraya geliyormuş. Devletli. Validem. Konuşmamızı icap eden bir husus var. Gülbahar Sultan saraya geri dönecekmiş, doğru mu? Geri dönmüyor validem. Emirlik misafirimiz olacak sadece. Hastaymış Zira. Bayezid'le birbirlerini görsünler istedim. Mazide neler yaptığını unuttun galiba. O hatun seni tahttan indirmek istedi. Buna dair bir delil yoktu validem. Siz öyle karar verdiniz, ben de yaşım gereği tasdik ettim. Bana hiç itimadın yok değil mi? Ne yapıyorsun sen? Beni yok sayıyorsun. Sefere gitmek istiyorsun. Gülbahar geliyor. Benim fikrimi dahi almıyorsun. Hürmetim baki validem. Lakin artık gölgenizi üzerimden çekin. Ne olacak ben çekilirsem? Her şey düzelecek mi? Her şey güllük gülistanlık mı olacak? Bak. Ben yoksa sen de yoksun. İşte bu yüzden çekileceksiniz validem. Bu kibriniz yüzünden. Dizginleri öyle bir tutmuşsunuz ki bıraktığınız an dünya başımıza yıkılacak sanıyorsunuz. İşte sizi zehirleyen bu. Kendinizi her şeyin benim dahi üzerimde görüyorsunuz. Lakin değilsiniz.
İşin aslı validem. Görmediğiniz, görmek istemediğiniz şey ne biliyor musunuz? Yıllardır gücünüzü benden alıyorsunuz. Senin düşmanın değilim Murat. Sözlerine beni daha fazla yaralama.